Merhabalar sevgili seyirciler. Bugün yine farklı bir zeka oyunuyla karşınızdayız. Oyunumuzun ismi 3 Taş. Redka firmasına ait olan bu oyunumuzu e, sizlerle birlikte oynayacağız. Kurallarını anlatacağız. Zevkli bir oyun, basit bir oyun. Ama e, tamamen strateji gerektiren bir oyun. 2 e, kişilik bir oyun bu üç Taş oyunu. E, bunun bir diğer versiyonu olan 9 Taş'ı da siz yukarıya izlemeyenler için yukarıya bir kart bırakacağım. Orada siz de izleyerek öğrenebilirsiniz. Şimdi biz bugünkü oyunumuz olan 3 taşa geri dönelim. Evet gördüğünüz gibi 3 taş oyunumuzun tablası bu şekilde. 3'e 3 9 kareden oluşan bir oyun tahtası. Şimdi az sonra sizlerle taşlarımızı dağıtarak bir örnek oyun ve kurallarını anlattığımız bir örnek oyun sunumu yapacağız. Evet gördüğünüz gibi üçer tane taşımızı biz tablamızın üzerine yerleştirdik. Şimdi Defne sen kırmızı mı olmak istersin siyah mı olmak istersin? Kırmızı. kırmızı. O zaman sen bu 3 tane kırmızı taşını aldın. Ben de bu üç tane siyah taşımı aldım. Şimdi seninle birlikte yine bir önceki videoda olduğu gibi taşlarımızı sırayla 3 tane yapmak üzere yerleştireceğiz. Evet başla bakalım bir tane kırmızı taşına. Evet sen oraya yerleştirdin. Ben de buraya yerleştirdim. Evet şimdi Defne bir iki tane ikili yaptı. Ben buraya eğer koymazsam Defne burayı 3 diyecek ve oyuna ben geride başlamış olacağım. O yüzden buraya koyarak Defne'nin hamlesini bitirmiş oluyorum. Evet Defne son taşını da oyna bakalım. Evet şimdi Defne oradan hareket edebilir. Biz nereye gidelim? Biz de şuraya gidelim. Evet şimdi bundan sonrası sizin stratejik öngörünüze bağlı taşları oynatarak e, üçlü haline getireceksiniz. Ve rakibinizin bir taşını yediğinizde zaten otomatikman oyun bitmiş olacak. Çünkü karşı taraf iki taşa düşmüş olacak. E, örnek oyun yapmamıza gerek var mı Defneciğim? var. Tamam. Hadi o zaman bakalım. Son hamleyi ben yaptığım için şimdi sen devam ediyorsun. Kırmızı taşlarını istediğin bir tarafa doğru oynat bir hamle olmak şartıyla. Zaten oynayabileceğim bir tane taş var. O da şu. Şimdi onu istediğim bir tarafa oynat boş olanlardan birine. Evet, defne sen taşını oraya oynattın. Şimdi sıra bende. Ben de şu taşımı şöyle oynatayım. Evet şimdi yine sıra sende. Evet Defne oraya oynadı. Şimdi orayı ben eğer şurayı açarsam yukarıya doğru Defne buradan taşını getirip bir üçlü kombinasyon yapar ve oyunu kazanır. Ne yapacağız? Onu hiç oynatmayacağız. Biz de şuradan oynayalım. Evet. Evet Defne sıra sende. Zaten oynayabileceğin bir tane taşım var. Evet. O da oradaki taş. Doğru. Şimdi onu istediğim bir tarafa oynat. Sen yukarıya tercih ettin. Evet. Biz ne yapalım? Biz de bu taşımızı şöyle yere alalım. Şeklinde devam edecek bu oyun. Evet. Biz oyun oynamaya devam ettik. Şimdi sıra Defne'de. Defne kırmızı taşını bakalım. Hamlesini yapıp oyunu bitirebilecek mi? Görebilecek mi orayı daha doğrusu? Şimdi bekliyoruz. Evet. Defne onu. Evet. Kırmızılı takım olan Defne. Üçlü yaparak. Benim. Şimdi benim siyah taşlarımdan bir tanesini alabilirsin oyunun dışına. Tamam. Tamam. Al bakalım bir tanesini. İstediğin bir tanesini al. Fark etmez zaten. Şimdi sen onu aldın. Senin üç taşın var. Benim iki taşım var. Bu durumda oyun bitti. Ve kırmızılar kazanmış oldu. Ee, bunun daha büyüğü olan 9 taşın benzeri ama daha stratejik ve daha uzun süren aslında çünkü e, hamle yolları daha kısa olduğu için e, yani çok dikkatli olmanız lazım oyunu kurgulamanız lazım ancak o şekilde rakibinizi yenebilirsiniz 3 e, taş oyunumuz da bu şekilde e, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz e, oyunun kuralları basit oynaması zevkli stratejik Öngörü gerektiren bir oyun. Ee, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve zil butonuna basarak lütfen bildirimleri açın. Bir sonraki videomuzu kolaylıkla takip etmiş olursunuz. Kaçırmamış olursunuz. Hepinize iyi seyirler, iyi eğlenceler. Umarım keyifli vakit geçirirsiniz. İyi günler.